Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina ve seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Geçen hafta yine elimizde olmayan sebeplerle ara vermiş olduk. Hakkınızı helal edin. 110 numaralı hadisten devam ediyoruz. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت متفق عليه. Hemen bir sonraki rivayet de İmam Müslim tarafından nakledilmiş. Sahabi ravisi de farklı. Bunları İmam Nevevi merhum ardarda zikretmiş. Biz de ardarda zikredelim. Muhtevaları aynı çünkü. An Ebi Şurayhin el-Huza'iyyi radiyallahu anhu ennen nebiye sallallahu aleyhi ve selleme kal men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhiri فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ طَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْكُتْ. Birinci hadisimiz İmam Bukhari ve Müslim rahimahumallah tarafından müttefikan rivayet edilmiş. İkinci hadisimiz sadece İmam Müslim tarafından alınmış. Birinci hadisimizin ravisi Ebu Hureyre radıyallahu anh, ikincisi Ebu Şureyh el-Huza'i radıyallahu anh. Hadislerin muhtevaları hemen hemen aynı. Üç husus zikrediyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bu üç hususun üçünü de zikrederken Allah Teala'ya ve ahiret gününe iman meselesini zikrediyor. Yani kim Allah'a ve ahirete iman ederse şunu yapsın, Allah'a ve ahiret ederse şunu yapsın, şunu yapsın ya da şunu, şunu, şunu yapmasın. Dolayısıyla bu zikredilen bu üç madde aynı zamanda demek ki bir genel olarak bir mümin tavrını ortaya koyuyor. Mümin hassasiyetini, iman hassasiyetini ortaya koyuyor olmalı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'a ve ahirete imana bağlamış bu hususları. Ve buyurmuş ki kim Allah'a ve ahirete iman etmişse komşusuna eziyet etmesin. Kim Allah'a ve ahirete iman etmişse veya ediyorsa misafirine ikramda bulunsun ve kim Allah'a ve ahiret gününe iman etmişse ya da ediyorsa hayır söylesin ya da sussun. Evet, burada zikredilen üç husus arkadaşlar bizim birbirimizle münasebetlerimizi hükme bağlayan, düzenleyen, özellikle ilk ikisi, üçüncüsü de mümin olarak her birimizin riayet etmesi gereken bir hassasiyeti ortaya koyan bir muhtevaya sahip ki, bunların üzerinde mutlaka ayrı ayrı durmak lazım. Acaba neden burada sadece Allah'a ve ahirete iman zikredildi? İman, sadece Allah'a iman ettim, ahirete iman ettim demekle olmuyor. Bunun yanında amentü esasları dediğimiz o altı esası da mutlaka kalben ikrar ve dil ile tasdik etmek gerekiyor. Çünkü burada Allah'a iman bütün bunları aslında toplayan bir madde.
Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den birisi tavsiye istediğinde, ya Resulallah bana bir tavsiyede bulunun ki artık başkasına başka tavsiye sormayayım, buna ihtiyaç duymayayım, ki bu rivayeti görmüştük daha önce. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu soruya kul amentu billah thumme istakim diye cevap vermişti. Allah'a iman ettiğini söyle. Allah'a iman ettim de sonra da istikametli ol, dosdoğru ol diye amentü'yü Allah'a iman maddesi içinde toplamıştı orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Fakat burada ahiretin zikredilmesi şüphesiz sebepsiz değil. Bunların burada zikredilen hususların her birinin doğrudan doğruya kişinin ahiretine tesir eden bir yanı var. Biliyorsunuz biz mükelleflerin fiillerini farzdan başlayarak harama kadar 6-7 madde halinde efali mükellefin sayıyoruz. Bunlar içinde mutlaka yapılması gerekenler var ve mutlaka yapılmaması gerekenler var. Bir de bizim ibaha dediğimiz alan, yaparsanız sevap, yapmazsanız bir şey yok. Ki bu Allahu Alem amellerin en geniş alanını oluşturuyor. Burada böyle bir ibahadan bahsetmiyoruz. Ya mutlaka yapılması ya da mutlaka yapılmaması gerekenlerden bahsediyoruz ki bu anlamda mutlaka ahirete dönük bir neticesi olacak bu amellerin. Allahu Alem bu hikmete mebni Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Allah'a iman yanında ahirete imanı da ekledi ki bakın arkasından gelecek olan maddelerin ahiretinize doğrudan tesiri var. Böyle bir ikaz anlıyoruz buradan. Kim Allah'a ve ahirete iman ediyorsa komşusuna iyilik etsin. Benim bir komşum var. Ya fena bir adam da değil ama çok selam sabahımız yoktur. Kendi işinde gücünde bir adamdır. Biz de kendi işimizde gücümüzdeyiz. Birbirimize hayrımız da yok, zararımız da yok. Böyle değil. Eğer bir mümin komşunuz varsa onunla aranızda otomatik bir hukuk var. Ona karşı vazifeleriniz var, yapmanız gerekenler var, yapmamanız gerekenler var. Yani otomatik oluşan bir hukuk var. Ben komşumla pek alakam olmaz efendim. İşte herkes işinde gücünde. Evet apartmanın kapısından girip çıkarken arada bir karşılaşıyoruz, selamlaşıyoruz. Fena bir adam değil ama öyle değil. Enteresandır. İmam Nevevi burada zikretmemiş. Bu bahsin komşuluk hukukuyla ilgili meselelerin konuşulduğu, bahse konu edildiği bağlamlarda genellikle aklımıza gelmez ama İslam fıkhında şuf'a diye bir müessese var arkadaşlar. Şuf'a. Şuf'a duvar duvara bulunduğunuz komşu yaptığınız insanla birbirinizin üzerindeki hakkı ifade eden bir tabirdir. Enteresandır. Benim bir bahçem var. Evime bitişik bir de komşum var. Onun da bahçeye bitişik bir bahçesi var. Ben bu evimi ve bahçemi satacağım. Önce komşuna satmalısın. Çünkü komşunun orada hakkı var. Komşuna haber vermeden bir başkasına daha fazla para bile verse satamazsın. Sahabe-i kiram döneminde birisinin bir Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'ın evine onun sınırının içinde kalan bir odası vardı. O odasını satmak istedi. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'a dediler ki bu evi al, bu odayı al. Almam dedi. Almalısın dediler ama bu senin sınırlarının içinde kalıyor. Almalısın.
O zaman dedi buna 400 dirhem veririm. Bir de veresiye olur. Taksit ederim. O odanın sahibi, malın sahibi dedi ki vallahi aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu konudaki buyruklarını duymuş olmasaydım burayı sana satmazdım. Buraya 500 dirhem verdiler peşin. Ama ben artık sen buraya 400 dirheme alıcı olduğun için bunu başkasına satamam. 500 dirheme bile satamam. Düşünün yani. Komşuyla komşu arasındaki hukuku bir düşünün. Resmen zararına bir satış gibi görünüyor değil mi? Yani en azından kârdan zarar bir satış. Ama komşuluk hukuku ve şuf'a hakkı olduğu için onu komşunun rızasının hilafına başkasına satamaz. Ne zaman ki komşum ben almıyorum, ihtiyacım yok, kime satarsan sat, herhangi bir talebim yok derse o zaman başkasını satarsın. İmam Ebu Hanife ve İmam Malik'e göre rahimehumallah bir araziyi sattınız. Üstündeki ağaçlar, binalar vesaire de buna dahildir. O şufa hakkına dahildir. İmam Şafii ve İmam Ahmet yok onlar dahil değil demişler. Sadece arazi şufa hakkına girer demişler ama her halükarda bir öncelik var. Şimdi bundan evvelki derste okumuştuk. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Cibril bana komşuyu o kadar tavsiye etti ki komşuyu komşuya varis kılacak zannettim buyurmuştu ya. Bakın işte somut, müşahhas neticeleri. Yani sanki bu malda ikimiz ortağız. Bir ortaklık hukuku var gibi yani. Nasıl ki bir kimse bir malda ortak olsa birisine, o hissesini satacak olsa önce ortağına teklif etmelidir. Ortağı çünkü daha fazla hak sahibidir. Bu da böyle. Ortaklık yok fiilen ama komşuluk var. Neredeyse ona varis olacak gibi yani. Dolayısıyla komşu olmanın otomatik olarak doğurduğu bir hukuk var, bir mükellefiyetler manzumesi var. İşte bunlardan birisi bu. Fel yuhsin carehu veya fela yu'di carehu. Başka bir rivayette az önce okuduk. Komşusuna iyilik etsin ya da komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahirete iman ettiğini söyleyen bir kimse komşusuna eziyet etmesin. Sonra Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikramda bulunsun. Misafire ikramda bulunmak da arkadaşlar mümin evsafındandır, mümin tabiatındandır, müminin karakter özelliklerindendir. Evine gelene ikramda bulunur. Bu arkadaşlar yani modern hayatta artık kimse tanımadığı birisinin kapısını çalıp da ya Allah rızası için sana misafir oldum demez, diyemez, böyle bir şeyimiz yok maalesef ama bu aslında çok anormal bir şey değil. Müminlerin oluşturduğu bir ortamda birisi garip bir memlekete gitti, dışarıda kaldı, gidecek bir yeri yok. Gerçi devletler bunun tedbirlerini almışlar, hanlar yapmışlar, efendim kervansaraylar yapmışlar, kimsesiz insanların, garip gurebanın gidip barınabileceği yerler yapmışlar. Köylerde köy odaları vardır bilirsiniz. Oralara misafirler gelir. Yabancı olsun, yerli olsun, garip olsun, tanıdık olsun fark etmez. Orada misafir edilir, orada yedirilir, içirilir, yatırılır. İyaşesi, ibadesi orada karşılanır. Muazzam bir kültür. Şimdi param varsa otele gidersin. Yoksa Allah yardımcın olsun. Belki hani belediyeler, konuk evleri falan yapıyorlar bilmiyorum. Böyle garip kurebayı barındırıyorlar mı? Hele bir de bir hastanız varsa Allah yardımcınız olsun yani. Son zamanlarda bu sosyal belediyecilik epeyce bir gelişti yani. Haklarını yemeyelim. Bu noktada hakikaten müspet güzel adımlar atıldı. İşte bunlar mümin hassasiyetidir. Bizim de kültürel özelliklerimizdir. Bir adam dışarıda kaldığında ona sahip
çıkmak mümin tavrıdır. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunu bir mükellefiyet olarak ifade etmiş arkadaşlar. Adamın biri çölden geldi, tanıdığı kimse yok, gidecek bir Müslümanın kapısını çalacak. Selam aleyküm, aleyküm selam. O ona bir gün iyaşesini, ibadetini temin etmekle mükelleftir. Bir gün. Ondan sonra böyle bir mecburiyeti yoktur. Eli yetiyorsa, gücü imkanı varsa bakar, yoksa başka bir çaresine bakılır. Ama komşu misafirine ikramda bulunmak mümin hassasiyetidir. Zira biliriz ki arkadaşlar kişi sadece kendi rızkıyla gelmez. Bizim rızkımızı da getirir. Misafire ikramda bulunduğunuz zaman ona sadece kendi nasibini ikram etmiş olmuyorsunuz. O size bereket getiriyor. Kendisiyle birlikte yediğinden, tükettiğinden çok daha fazlasını bereket olarak oraya bırakıp gidiyor. Modern hayatta bu bereket nedir, teberrük nedir filan bunlarla çok fazla münasebetimiz kalmadı ama bunlar birer hakikattir. Komşuya, misafire, eşe, dosta ikram ettiğiniz ölçüde Cenab-ı Hak da size ikram eder. Evet, misafiri ortada bırakmamak da bir mümin tavrıdır. Ve üçüncü maddemiz, kim Allah'a ve ahirete iman ediyorsa hayır söylesin ya da sussun. Bu arkadaşlar az önce ifade ettik ya, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Cevami-ül Kelim hadisleri var. Bana bir tavsiyede bulun diyene قُلْ اَمَنْتُ بِاللّٰهِ مَسْتَقِمْ demiş. Bu bütün her şeyi özetliyor. Aynı şekilde başka bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz mübarek dilini göstererek buna garanti ver bana, bir de bacaklarının arasına, iki dudağının arasına ya da iki bacağının arasına bana garanti ver, ben de sana cenneti garanti edeyim buyurmuş. Dil öyle bir şey ki dostlar, İmam Gazali merhum İhya Ulumuddin'de Rub'ul Mühlikat bölümünde dilin afetleriyle ilgili özel bir bahis açmış. Başlıklar halinde okumak isterim size. Yani gözün afetinin farkına varabiliyoruz. Diğer azalarımızın maruz kalacağı afetlerin farkına varabiliyoruz. Ama bu dil öyle bir şey ki, hani kemiği yok derler ya, kemiği yok. Her tarafa evriliyor. Ve o kadar kolay amel işliyoruz ki dilimizle, bir ilave eziyete, bir ilave gayrete, çabaya gerek yok. Otomatik olarak oradan her zaman ya hayır ya da şer bir amel sadır oluveriyor. Kemiği yok çünkü. Efendim? Ve dilin afetleri birazdan okuyacağım inşallah. Belki de insanın başına diğer azalarından çok daha fazla dert açan dilin afetleri diğerlerinden çok daha farklı, çok daha dikkatimizden kaçan, kontrolümüzden kaçıveren bir kategoriyi ifade ediyor. Burada size bir şey sorulduğunda hayır söyleyin ya da susun demiyor Efendimiz. Arkadaşlar, böyle bir algı arızasına da maruz kalabiliriz. Allah'a ve ahirete iman eden kimse ya hayır söylesin ya da sussun ne demek? Kendisine biri bir şey söyledi, bir mecliste ona da bir laf düştü filan değil. Bütün ömür boyunca, günün 24 saatinde ya hayır söyleyeceğiz ya da konuşmayacağız. Susan kurtulmuştur çünkü. Ama arkadaşlar öyle bir dönemde yaşıyoruz ki illa konuşacağız, her şeyi konuşacağız. Bildiğimiz bilmediğimiz her şeyi, yalan doğru demeden, güzel çirkin demeden, helal haram demeden her şeyi konuşuyoruz.
Hele bir de sosyal medya diye bir belamız var, bir iptilamız, bir imtihanımız var. Bu da konuşmaktan bağımsız bir şey değil. O sosyal medyayı kullanıyorsanız ya hayır yolunda istihdam edeceksiniz, hayır söyleyeceksiniz, hayır yazacaksınız ya da kullanmayacaksınız. Çünkü oradaki hastalıklar çok daha fazla kontrol dışı, denetim dışı. Orada sadece klavye var, siz varsınız. Yaptıklarınızdan sorumluluk, yani maddi anlamda, cezai hukuki anlamda sorumluluk hissetmeniz falan da gerekmiyor. Yazıyorsunuz ve gidiyor. Ama bunun vebali çok daha fazla. Hani dilimizle incittiğimiz bir insan olur, dilimizle zarar verdiğimiz bir insan olur, onun vebali bir insanın hakkı hukukuyla sınırlıdır. Ama bunu yaydığınız zaman, internet üzerinden, sosyal medya üzerinden, kitap yazarak, konuşma yaparak yaydığınız zaman bu artık sizden çıkıyor ve milyonlara ulaşıyor. Orada bir küçük hata yapsanız, min gayri haddin, ne bileyim, bir küçük birinin hakkına girseniz, farkında olmadan, sonra fark etseniz, onu geri almanız, falan adama şöyle bir haksızlık yaptım, ey ahali, bunu da şöyle şöyle yaydım, bu haksızlık mı, bu hukuksuzluk mu, bu yanlışmış, tövbe ediyorum, istiğfar diliyorum ve sizden de özür diliyorum deseniz bile, o ilk mesajın ulaştığı herkese ulaşma garantiniz yok. O bir kere yayıldı ve gitti. Onu toparlama şansınız yok. Geri alma şansınız hiç yok. Dolayısıyla bir şey yazarken, konuşurken, sohbet ederken, vaaz ederken, kitap yazarken, makale yazarken, sosyal medyada, Twitter'da, Facebook'ta bir şey paylaşırken, onun bir kere çıktığı andan itibaren sizi esir aldığını bilesiniz. Sizi esir alır. Bunun geri alınma şansı, telafi edilme şansı yoktur. Dolayısıyla dilimize, elimize, klavyemize daha fazla sahip çıkmamız lazım. Bu anlamda Ebu'l-Kasım el-Kuşeyri Hazretleri'nin Ebu Ali el-Dekkak'tan, Allah ikisinden de razı olsun, naklettiği bir şey nakledeyim size. Önce Kuşeyri rahimehullah diyor ki, es-samtu selametun. Suskunluk, susmak selamettir. Ve huvel aslu. Asıl olan budur. Konuşmak değil, susmaktır. Susmayı bilmektir yani. Ve sükutu fi vaktihi sıfatur rical. Susman gereken yerde susmak er kişilerin sıfatıdır, özelliğidir. Ricalullah'ın, ehlullah'ın sıfatıdır. Kema enne nutuka fi mevdihi min eşrefil hısal. Nitekim konuşman gereken yerde konuşmak da hasletlerin en şereflisidir, en üstünüdür. Semi'tu Ebu Ali'yin el-Dekkâk'a yekûlu. Ebu Ali el-Dekkâk'ın şöyle dediğini dinledim. Men sekete anil hakkı. Kim bir hakkı ifade etmesi gerekirken etmez de sükût ederse. Ya da daha yaygın ifadesiyle söyleyelim. Kim bir haksızlık karşısında susarsa فَهُوَ شَيْتَانٌ اَخْرَسٌ. O dilsiz şeytandır. Türkçemizde de var bu. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Dilimizde de var bu. فَاَمَّا اِذَارُ اَصْحَابِ الْمُجَاهَدَةِ السُّكُوتَ. Mücahede ehlinin sükutu, sessiz kalmayı tercih etmesine gelince
فَلِمَا عَلِمُوا فِي الْكَلَامِ مِنَ الْاَفَاتِ Sözdeki, kelamdaki, konuşmadaki afetleri bildikleri içindir. Onların susmayı tercih etmeleri bir genel tavır olarak konuşmaya susmayı tercih etmeleri konuşmada bulunan afetleri bildiklerindendir. İlâ ahir devam ediyor. Bunlar altın değerinde nasihatler. İmam Gazali rahimehullah'ın bu Afatul Lisan Rub'ul Muhlikat'ın dördüncü kısmı Afatul Lisan. İmam Gazali rahimehullah burada 20 tane afet sayıyor. Dilin 20 tane afetini sayıyor. Oradan okursunuz. İhya hepimizin evinde var. Ben sadece İmam Gazali'nin giriş takdim kısmında söylediği şeyleri dikkatinize sunacağım. Diyor ki bilmiş ol ki Allah Teala'nın dil Allah Teala'nın en büyük nimetlerinden ve onun ince sanatlarının en mühimlerindendir. Dilin kendisi küçük olmakla beraber gerek taat gerekse isyanı çok büyüktür. Cirmi küçüktür fakat cürmü büyüktür. Zira kulun küfür ve şehadeti ancak dilindeki ifadesinden anlaşılır. Küfür isyanın, iman da taatin son haddidir. Aynı zamanda var olsun, yok olsun, halik olsun, mahluk olsun, hayal olsun, malum olsun, maznun olsun, mevhum olsun, ne varsa dil ona şamil olur. Bütün bu hususlarla ilgili dil döner, hareket eder, bir şeyler söyler. Onu ispat ya da nefy eder. Çünkü ilmin şamil olduğu her şeyi dil ifade eder. Ya hak ile konuşur veya batıl ile. İlmin de şamil olmadığı hiçbir şey yoktur. Bu şumul dilden başka hiçbir azada bulunmaz. Mesela göz, renk ve suretlerden, kulak, seslerden, el, cisimlerden başkasını anlayamaz, algılayamaz. Diğer azalar da böyledir. Ama dilin sahası geniştir. Onun bir maniye ve imkanının sınırı yoktur. Onun hayır ve iyiliklerde geniş meydanı olduğu gibi kötülüklere götüren geniş yolu da vardır. Dilini salıverip dizginlerine sahip olmayanı şeytan her sahada oynatır. Onu büyük uçurumun kenarına ileterek helaka sürükler. İnsanları yüzüstü cehenneme düşürecek olan onların dillerinin belasıdır. Dilin kötülüğünden ancak onu şeriat dizginine vurup dünya ve ahirete yarayacak sözlerde kullanan, hal ve istikbalde tehlike doğuracak sözlerden tutanlar kurtulabilir. Devam ediyor böyle. Mutlaka oradan okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Dolayısıyla yeri geldiğinde susmayı bilmek, tıpkı yeri geldiğinde konuşmak gibi bir vazifedir, bir vecibedir. Ama biz bunu genellikle ıskalarız, atlarız. Yani benim susmam lazım burada dediğimiz yerler daha azdır. Konuşmayı daha çok severiz. Öyle ya da böyle. İhkak-ı hak, iptal-ı batıl, yalan, doğru neyse çok da fark etmeden konuşuruz, sürekli konuşuruz. Asıl olan aslında susmaktır. Az önce geçti Ebu Ali Eddekkak Hazretlerinden naklen. Aslında asıl olan susmaktır. Sükuttur yani. Fakat biz bunu maalesef dediğim gibi bir gaflet haliyle ıskalıyoruz. Susmasını bilmek lazım.
Cenab-ı Hak arkadaşlar Kaf suresinin 16, 17, 18. ayet-i kerimelerinde dilimizin afetlerinden bahsediyor, dikkatimizi oraya çekiyor. Bismillah. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ Hiç şüphesiz biz insanı yarattık ve onun nefsinin ona ne fısıldadığını biliriz. وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Biz ona şah damarından daha yakınız. Bundan sonrası vurucu gerçekten. اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ Zira insanın sağında ve solunda o insanı gözetleyen, gözetip duran iki melek var. مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ O insandan hiçbir lafız, hiçbir söz, hiçbir kelam sadır olmaz ki onu mutlaka gözetleyip ya kayda geçiren bir görevli bulunmaz. Evet, öğüt olarak yeter mi? Vallahi yeter. Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anha bazen ev ortamında Efendimizin diğer eşleri, annelerimizle veya yeğenleri gelir onlarla, misafirleriyle konuşurlar, sohbet ederler. Ondan sonra onları ikaz bağlamında der ki hadi kalkın artık dağılın yeter melekler biraz istirahat etsin. Yazıyorlar sürekli çünkü. Kalkın yeter melekleri biraz istirahat ettirelim, dinlendirelim dermiş. Evet, kelam konusunda, kelamın tehlikesi konusunda, hassasiyeti konusunda meselemiz bu değil, komşu hukukuyla ilgili bir bahisteyiz ama bu açıklamayı da yapmadan edemedim. 312 numaralı hadis. An Aişete radıyallahu anha kalet. Kultu ya Resulallah. İnne li cârayni fe ilâ eyyihima uhdi. Kale ilâ akrabihima minki bâben. Ravahul Bukhari. İmam Bukhari rahimahullah nakletmiş. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha diyor ki Kultu ya Resulallah inne li careyni dedim ki Allah'ın Resulü benim iki komşum var. Fe ila eyyihima uhdi bunların hangisine hediye vereyim ya da hediye vermeye hangisinden başlayayım da diyebiliriz. Belki bir kişilik hediye var elinde. Hangisine vereyim diye soruyor. Gale Efendimiz buyuruyor ki İlâ akrebihimâ minki bâben Kapısı sana en yakın olan hangisi ise ona ver. Hediyeyi ona ver. Evet artık şimdi tabii apartmanda oturuyoruz. Altlı üstlü yapıyoruz ya da işte kapısı bize yakın olan var, yan yana oturuyoruz. Karşımızda var, dört daireli bir apartmansa onun yanında var. Demek ki nasıl yapacağız bunlardan? Kapısı bize en yakın olandan başlayacağız. Bu tabii arkadaşlar Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hanelerinde biliyorsunuz bazen günlük ihtiyaca yetecek kadar dahi yiyecek bulunmazdı. Hazreti Ayşe validemizin elinde o günün ihtiyacından artmış hediye olarak verilebilecek bir fazlalık var. Bunu kime vereyim diyor. Bizim gibi değil yani. Biz istersek bir yemek yaparız, komşularımıza dağıtırız. Yani aynı katta oturduğumuz insanlara en azından yapabiliriz bunu. Allah'a hamdolsun artık. Bir kıtlık, kuraklık vesaire durumu yok. Herkesin eli, şeyi, çarkı dönüyor. Dolayısıyla istersek bunu yakın komşudan başlayarak diğerlerine doğru da yapabiliriz ama buradan sadece yakın komşuyu gözet, ona hediye ver, diğerlerini umursama anlamı çıkarmak tabii ki doğru değil. 313 numaralı rivayet.
An Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma kal. Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayrul ashabi indallahi taala hayruhum li sahibihi ve hayrul cirani indallahi taala hayruhum li carihi. Ravahu Tirmizi. Evet, İmam Tirmizi rahimehullah nakletmiş. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma rivayet ediyor ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurmuş: Hayrul ashabi indallahi teala hayruhum li sahibihi. Arkadaşların Allah Teala katında en hayırlısı arkadaşına en fazla hayrı dokunandır. Ve hayrul cirani indallahi teala, Allah Teala katında komşuların en hayırlısı da hayruhum li carihi, komşusuna en fazla hayrı dokunandır. Buradaki hayrı illa hediye al, hediye ver, yemek yediğinde işte pişirdiğinde ona da ver, kokmuşsa hani çoluk çocuğuna falan, böyle maddi şeyler olarak düşünmek, bunlarla sınırlamak doğru değil. Çünkü hayır yolları çok malum. Hastalanır ziyaretine gidersiniz, zaten bir komşu hakkıdır mesela. Bir sevincini paylaşırsınız, bu da hayırdır. Bir üzüntüsünü paylaşırsınız, bu da hayırdır. Efendim, bir nasihatte bulunursunuz, bu da hayırdır. Size istişare maksatlı bir şey danışır, ona hayır bildiğiniz yolu gösterirsiniz, bu da hayırdır. Hiçbir şey yapamıyorsanız güler yüz gösterirsiniz, bu da hayırdır. Dolayısıyla buradaki hayır kelimesini en geniş anlamıyla almakta fayda var. İmam Nevevi merhum arkadaşlar, bu son okuduğum rivayetle komşu hukukuyla ilgili bahsi kapatmış. Fakat biz biliyoruz ki komşuluk hukuku buradaki hadis-i şeriflerden ve başta zikredilen ayet-i kerimelerden ibaret değil. Daha fazlası var. Ulemanın bu konuda yazdığı müstakil kitaplar olduğunu da biliyoruz. Ben teberrüken İmam Zehebi merhumun Hakkul Car diye bir risalesi var. Oradan İmam Nevevi merhumun buraya almadığı birkaç tane rivayet seçtim. Onları dikkatinize sunmak istiyorum. Vaktimiz bir 15-16 dakikamız var. Bunlardan birisi An İbni Abbasin radıyallahu anhuma ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kal leysel mu'minu men bate şa'bane ve caruhu tavin. Başka bir lafız da şöyle gene İbn Abbas Hazretlerinden: Leysel mu'minul ladî yeşbe'u ve cârühu câi'un ilâ cembihî. Hemen hemen aynı anlama geliyor. Komşusu yanı başında aç yatıyor iken doymuş tok bir vaziyette geceleyen kimse mümin değildir. Bunu biz komşusu açken tok yatan bizden değildir diye biliyoruz. Bu ifadeyle biliyoruz. Aynı anlama geliyor ama rivayetin orijinali daha sarsıcı. Leysel mu'minul lezî yeşbe'u. Mümin o kimse değildir ki doymuş doysun ve komşusu yanı başında aç vaziyette. Mümin bu kimse değil. Mümin böyle yapmaz. Evet, böyle yapan bir kimse mümin olma vasfını kaybeder mi? Tabii ki etmez. Ama onun yaptığı iş müminlik vasfıyla bağdaşmaz. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin arkadaşlar böyle leyse minna diye başlayarak ifade ettiği şeyler var. Bunlarla ilgili bir müstakil cüz toplansa yeridir yani. Mesela hepimizin bildiği leyse minna men gashana, bizi aldatan bizden değildir. İşte gitmiş pazara, birisi bir hububat satıyormuş, üstü kuru, elini daldırmış, alttan yaş çıkmış efendim ve orada buyurmuş ki bizi aldatan bizden değildir.
bunun gibi böyle bizden değildir diyerek dikkatimizi çektiği şeyler var. Bunların hemen hemen tamamı arkadaşlar kul hukukuyla ilgilidir. Mümini aldatmakla ilgilidir, ona ilgisiz kalmakla ilgilidir, ona karşı vazifeyle ihmalkarlıkla ilgilidir vesaire. Burada da işte benzeri bir durum var. Bunları nasıl anlayacağız? İmam vasfını kaybetti, mümin olmaktan çıktı değil. Ama mümin bunu yapmaz. Biz bunu genellikle kamil mümin bunu yapmaz diyoruz. Ya da böyle yapan kimsenin imanı kamil değildir diye ifade ediyoruz. Yanlış değildir, doğrudur ama eğer müminse bunu yapma, yapmamalısın diye anlamak daha doğrudur. Vallahu alem. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu kıyla ya Resulallah inne fulaneten tekumul leyle ve tesumun nehara ve tu'zi ciranaha bilisaniha kâle hiye min ehlinnâr kâle ve fulanetun tusallil mektubete ve tusaddiku bil etvâr ve la tu'zi ahaden min ciranaha kâle hiye min ehlil cennet. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e iki kadından bahsediyorlar. Ya Resulallah, inne fulaneten, ey Allah'ın Resulü, falanca kişi, falanca kadın, tekumul leyle, gece namazını hiç aksatmaz, geceleri nafile namaza kalkar. Ve tasumun nehare, gündüzleri de oruçlu geçirir. Ve tu'di ciraneha bilisaniha, ama diliyle komşularına eziyet. Namazı tamam fazlası var, orucu tamam fazlası var ama diliyle komşusuna, komşularına eziyet veriyor. Gale Efendimiz buyurdu ki, hiye min ehlinnar. Bu kadın cehennemliklerdendir. Arkadaşlar, ne kadar ürpertici. Yani buradaki diliyle komşularına eziyet ediyor. Hani sabahtan akşama işi gücü yok, kapısını çalıyor, hakaret ediyor, küfür ediyor, iftira atıyor bilmem ne, böyle anlamayın. Rastladığında bir güzel sözü esirgiyor ya da küçümsüyor ya da ne bileyim onun gönlünü kıracak bir davranışta bulunuyor. Hani bu kadının işi gücü sabahtan akşama komşularına eziyet vermek değil, böyle anlamayın. Ama kadın, komşuları kadından hoşnut değil. Öyle anlayın. Gecesi namazla, gündüzü oruçla geçtiği halde bu kadın cehennemliklerden. Bir başka kadından bahsediyorlar. Ve fulanetun tusallil mektubete ve tusaddiku bil etvar. Başka bir kadın da sadece farz namazları kılıyor. Bir de elinde fazla olduğunda malı tasadduk edecek fazla şeyleri olduğunda o zaman tasaddukta bulunuyor. Fakat وَلَا تُعْذ۪ي اَحَدًا مِنْ جِيرَانِهَا komşularından herhangi birisine bunun bir zararı yok bu kadına. Kale Efendimiz buyurdu ki هِيَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ bakın ilave bir şey yapması gerekmiyor. Komşularını hoşnut etmiş, kimseye zarar vermiyor, bu kadar. هِيَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ komşuluğun ehemmiyetine bak. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem أعوذ بالله من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurmuş ki yerleşik hayatta, yerleşik komşu yani efendim böyle yerleşik bir hayatta kötü komşudan Allah'a sığınır. فَاِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ çöl hayatında komşuluk gelip geçicidir. Bir yere konarsınız, bir vahaya, birisi de gelir yanınıza, geçici bir komşuluk yaparsınız, sonra o yoluna, siz yolunuza. Ama yerleşik hayat öyle değil. Yanınıza gelip oturdu mu tamam, o sizinle artık orada. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz böyle birisinin şerrinden Cenab-ı Hakk'a sığınıyor. An Nafi ibn Abdülharith kâle radıyallahu anhu
Nafi bin Abdülharis radıyallahu anh diyor ki قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki min saadetil mer'i el carus salihun. Kişinin saadeti, mutluluğudur salih bir komşusunun olması. Demek ki bunun hepimizin hayatında tabii yaşadığımız, hissettiğimiz bir şey. Komşun iyiyse tamam. Ev alma, komşu al derler bu yüzden hatta. Allah Teala hepimize böylesini nasip etsin. Ev alma, komşu al dedim ya, dilimize intikal etmiş bu bir darb-ı mesel olmuş. Bu aslında Hazreti Enes radıyallahu anh'ın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan naklettiği bir hadistir. El caru kable dar buyurmuş Efendimiz. Evden önce komşu. İşte biz onu ev alma, komşu al diye uyarlamışız. Dilimizde arkadaşlar böyle bu tarz darb-ı meseleler, deyimler, hatta atasözleri vesaire o kadar çoktur ki ya bir ayetten ya bir hadisten geçmiştir. Aslında bunları da böyle bir kitapta vesairede toplayıp kültürümüzün İslami kökenlerini ortaya koymak adına bir çalışma yapmakta fayda var. Gerçekten öyle. Bilmem burada birkaç hafta önce Hazreti Hasan radıyallahu anh sadaka hurmaları getirilmiş. Efendimiz dağıtıyor da almış birine ağzına atmış, hatırlayacaksınız. Efendimiz ne buyurmuştu orada? Kıh kıh buyurmuştu. Hatta bunun bazı varyantlarında ah ah kıh kıh demiş Efendimiz. Ah demiş. Bu aynen arkadaşlar bizim oralarda çok yaygındır. Evet, bebekleri bir şeyden sakındırmak için hani eş eş diyoruz ya, biz onu biraz yumuşatmışız böyle. Aslı budur. Ah kıh. Biz de öyle diyoruz, evet. Bakın buralara kadar girmiş. Bu bir nebevi tavırdır, bir nebevi ifadedir. Ve buralara kadar girmiş. İşte bu milletin kökünde, cevherinde İslam var derken bu tarz şeyleri de düşünmek lazım. Hakikaten öyle. Üzeri küllenmiştir. Az bir şey, ne bileyim, sönümlenmiştir filandır falandır ama o cevher orada duruyor. Bu eh kıh tabirini biz kullandığımız sürece bizi o kök alacak, İslami aslımıza doğru götürecek. Yeter ki bu külleri oradan biraz üfleyip silkeleyip o cevheri ortaya çıkarabilelim. İki rivayet daha okuyup bitireceğim, vaktimiz yaklaştı. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عبد الرحمن بن أبي كرات رضي الله عنه من سره أن يحبه الله ورسوله فليحسن جوار من جاوره عليه الصلاة والسلام. Efendimiz buyurmuş ki kim Allah'ın ve Resulullah'ın kendisini sevmesinden hoşnut olursa, kim bunu isterse, kim isterse ki Allah ve Resulü beni sevsin, فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ yanında, yanı başında bulunana iyilik etsin. Komşuyu kastederek tabi. Car, civar aynı kökten geliyor. Allah ve Resulü seni sevsin istiyorsan komşuna iyilik et. En azından kötülük etme. Senin bevaidinden daha evvel okuduk, hatırlayın. Komşusu şerrinden emin olmayan kimse cennete giremez. Şerrinden eminsen demek ki cennete gireceksin. Son rivayeti okuyayım, bitirelim. Biraz uzun ama arkadaşlar, çok uzatmayayım. İmam Nevevi merhumun bu rivayetleri topladıktan sonra bunlardan böyle çıkarttığı bir özet var. Orayı okuyayım, bitirelim. İmam Zehebi merhum diyor ki فَاِنْ كَانَ الْجَارُ صَاحِبَ كَب۪يرَةٍ. Biz şimdi hep Müslüman komşudan, masum insandan, bize ziyana dokunmayandan bahsettik de peki komşu eğer büyük günah işleyen birisi ise ne olacak? Buna nasıl davranacağız?
İmam Zehebi diyor ki فَلَا يَخْلُوا اِمَّا اَنْ يَكُونَ مُسْتَتِرًا بِهَا اَوْلَا. Bu büyük günah işleyen kimse ya bunu gizliyor, gizlide yapıyordur ya da alenen işliyordur. Artık ar damarı falan çatmamış, kalmamış, alenen işliyordur. فَاِنْ كَانَ مُسْتَتِرًا بِهَا. Eğer o işlediği büyük günahı gizliyorsa, gizleyerek işliyorsa وَيَغْلِقُ بَابَهُ عَلَيْهِ, evinde kapısını kilitleyip orada işliyor bu günahı. فَلْتُعْرِضْ عَنْهُ, ondan yüz çevir. وَتَتَغَافَلْ عَنْهُ, görmezden gel. وَاِنْ اَمْكَنَ اَنْ تَنْسَحَهُ فِي السِّرِّ وَتَعِذَهُ فَحَسَنُ. Eğer kimse görmeden onu bir tenhada gördün, ortam da uygundur, güzel, uygun bir üslupla ona nasihat edersen bu güzeldir. Ya komşu, böyle böyle bir sesler geliyor sizin oradan filan. Yani çok, ben hani belki ben yanlış duydum filan, yakıştıramadım filan falan. Eğer böyle bir vaaz-ı nasihat etme imkanı varsa bu güzeldir diyor. Ve imkâne mütezâhiren bi fıskihi. Eğer açıktan o fıskı işliyorsa, o büyük günah işliyorsa. Feyuhceru hecren cemilen. Onunla alakayı münasip bir şekilde, güzel bir şekilde alakayı kesmek lazım. Ve keza in kana tariken lis-salati fi kesirin min evkatihi. Aynı şekilde bu komşumuz çoğu zamanlarda namazı terk eden birisi ise femurhu bil ma'ruf. Ona marufu emret. Namaz kılmasını uygun bir üslupla, namazlarına dikkat etmesini söyle. وَنْهَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ بِرِفْقٍ. Emri maruf ve nehyi münker yap. Bunu yumuşaklıkla yap. Mülayemetle, rıfkla yap. مَرَّةً بَعْدَ اُخْرَى. Fırsat buldukça yap. وَاِلَّا, eğer baktın ki olmuyor, böyle bir imkan da yok. فَهْجُرْ فَهْجُرْهُ فِي اللّٰهِ. O zaman Allah için bu adamla alakanı kes. İleride başka başlıklar, bahisler gelecek arkadaşlar. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Allah için irtibat kurmak, Allah için terk etmek. Bunlar hep böyle ikili davranışlardır. Bunlarla ilgili bablar gelecek. Demek ki Allah için irtibat kurmak kadar Allah için terk etmek de önemli. Allah için sevmek kadar Allah için buğz etmek de önemli. O ne kadar önemliyse bu da o kadar önemli. Yeri geldiğinde her birini yapmak lazım. Efendim. لَعَلَّهُ اَنْ يَرْعَوِيَ وَيَحْصُلُ لَهُ اِنْتِفَاعٌ بِالْهَجْرِ مِنْ غَيْرِ اَنْ تَقْطَعَ عَنْهُ كَلَامَكَ وَسَلَامَكَ وَهَدِيَّتَكَ. Evet, bu adamı terk et, bundan uzak dur dedik ama İmam Zehebi diyor ki belki de bu adam, hani çok samimi davranmadın onunla, alakanı belli bir düzeyde tuttun, dondurdun. Fakat selam vermeyi de ihmal etmedin. Gördüğünde selam verdin, geçtin. Çok samimi davranmadın. Belki de diyor senin bu davranışın, hatta bir zaman ona bir hediye vermişindir, o hediye verişin bile ola ki bu adama tesir eder. Bu adam kendini bir nefis muhasebesine tabi tutar da döner. فَاِنْ رَأَيْتَهُ مُتَمَرِّدًا عَاتِيًا بَعِيدًا مِنَ الْخَيْرِ. Ama baktın ki bu adam artık çirgiyi, mizgiyi dağıtmış, gitmiş, zivanadan çıkmış. Bu adam ne nasihattan anlar, ne selamdan, kelamdan anlar, ne emri marufun buna faydası var. Bu durumda ne yapacaksın? فَاَعْرِدْ عَنْهُ. Bundan büsbütün yüz çevir. Efendim. وَجْهَتْ اَنْ تَتَحَوَّلْ مِنْ جِوَارِهِ. Onun yanında, yakınında oturmayıp başka yere gitme imkanın varsa buna çalış. Onunla hala onun yanında, yakınında durma. Fakat taqaddama enne nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme taavvede min cari su'i fi daril mukameti, ki az önce okuduk. Zira diyor hatırla, aleyhissalatü vesselam Efendimiz yerleşik hayatta yani başımızda sürekli oturan bir kötü komşu bulunmasından Allah'a sığınırım demişti. Sen de böyle yap diyor. Yapabiliyorsan o adamın yanından, yakınından uzaklaş. Evet arkadaşlar.
bu toplumsal hayatımız için son derece ehemmiyetli olan mevzuda bu kadarlık rivayetler inşallah maksadı ifadeye kafi gelir. Cenab-ı Hak bildiklerimizle amel edip bilmediklerimizi de öğrenme imkanına bizi kavuştursun. Cümlemizi hayırlı komşularla karşılaştırsın. Cümlemizi hayırlı komşuluk yapmayı bize kolaylaştırsın. Ve şerlerinden de bizi uzak tutsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.